Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki denememiz çözüm denemesi, dördüncü denemesi. Evet, birinci soruda arkadaşlar ne demiş? Bize şunu söylemiş. Demiş ki sadece 1 ve kendisine bölünebilen 1'den büyük doğal sayılar asal sayılardır. Yukarıda 1'den 9'a kadar numaralandırılmış kartlar bulunmaktadır. Bu kartlar aşağıdaki kutulara atılacaktır demiş. Kutuların üzerinde yazan sayıların asal çarpanlarının üssü ifade olarak çarpımı şeklinde yazılışı için kullanılması gereken rakamların yer aldığı kartlar o sayının yazılı olduğu kutuya atılacaktır. Yani bunları asal çarpanlarına ayıracaksınız ve sonra kullandığınız o rakamların toplamını istiyor arkadaşlar bizden. Bu 4 kutuya da doğru bir şekilde kartlar atıldığında hangi kutuda yer alan tüm kartlarda yazan rakamların toplamı diğerlerinden farklı olur demiş. 288 asal çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar 2'nin 5. kuvveti çarpımında arkadaşlar 3'ün karesi yapar. Burada kullandığımız rakamların toplamı 5, 2, 3 ve 2 topladığınız zaman arkadaşlar bizim 12 yapar. 200'e baktığımız zaman 2'nin 3. kuvveti çarpımında 5'in arkadaşlar karesi aynı rakamları kullanmışız. Demek ki bunları toplamı yine 12 yapar. 225 15'in karesidir. Yani 3'ün karesi çarpımında 5'in karesi diyebiliriz. Aynı rakamları kullanmışız. O zaman baktığınız zaman burası 12 yapar. 175'te arkadaşlar 5'in karesi çarpımında 7'nin 1. kuvveti deriz. Burada topladığınız zaman arkadaşlar rakamlarımız 5, 2, 7, 14, 15 toplamda 15 tane yapar. O zaman arkadaşlar bu bizim nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Yani yanlış olan dediğimiz farklı olan istiyordu zaten. 4. kutu şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevap Denizli'dir. Evet, ikinci soruda arkadaşlar bir fabrikada belirli sayıda 0,5 mm kalem ucu üretilmiştir demiş. Üretilen bu kalem uçları her grupta eşit sayıda uç olacak şekilde bir iki gruba ayrılmış. Birinci grupta yer alan kalem uçları her birinde 24 tane kalem ucu olacak şekilde 3 kutularına yerleştirildiğinde 5 tane kalem ucu artmış. Yani 24 çarpımda x diyelim katı artı 5. İkinci grupta yer alan kalem uçları her birinde 30 tane kalem ucu yer alacakmış ve uç kutularına yerleştirildiğinde 5 tane kalem ucu artmış. O zaman diyelim ki arkadaşlar buraya da 30 çarpımda arkadaşlar y artı 5. Buna göre demiş ki arkadaşlar fabrikada üretilen bu kalem uçlarının toplam sayısının 1000 ile 1600 arasında olduğu bilindiğine göre demek ki biz ne yapacağız arkadaşlar? 24 ile 30'un aslında neyini almamız lazım? Ekoklarını alacağız. O zaman ben buradan ekoklarını aldığım zaman burası kaç yapar arkadaşlar? 120. Sonra diyor ki arkadaşlar buna göre fabrikada en fazla kaç tane 0,5 mm kalem ucu üretilmiştir diyor. En fazla dediğine göre 1600'e yakın olması lazım. Burada iki grup olduğundan dolayı ben bu iki grubu ne yapmam lazım arkadaşlar? İkiye bölünebilecek bir sayı olarak düşüneceğim. O zaman 120'yi arkadaşlar ne yapacağım arkadaşlar? 12 ile çarpmam gerekiyor. 12 ile çarptığım zaman arkadaşlar 1440 şeklinde ne yaparız? Sayıyı bulabiliriz. Ama baktığınız zaman arkadaşlar buradan 5 tane gelecek. Yani birinci gruptan 5 tane fazlalığımız vardı. İkinci gruptan da 5 tane fazlalığımız vardı. İkisini topladığımız zaman 10 tane fazlalığı ne yapacağız arkadaşlar? Buraya ekleyeceğiz demektir. Yani 1440 ile arkadaşlar onu topladığımız zaman o zaman cevabımız 1450 şeklinde söyleyebiliriz. Bazı arkadaşlarınız şey sormuş olabilir. 120'yi ben neden 13 ile çarpmadım diye. Çünkü 13 ile çarparsam buradaki ifademizde bizim 1560 gibi bir ifade çıkar. Neden 13 tane ile çarpmadım diye sorabilirsiniz. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar 13 tane demek bunların yarı yarıya eşit, yani kutular eşit sayıda uç olacak. Kalem uçları her grupta eşit sayıda uç olacak şekilde paylaştırılacağından dolayı. O yüzden ne yapacağız? 13 bölünemeyeceğinden dolayı arkadaşlar bu 13'ü sayamayacağız. O yüzden mecburen ben burayı 12 almak zorunda kalıyoruz diyebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim neye eşittir? Adana'ya eşittir deriz. Evet, gelelim 3. soruya. 3. soruda arkadaşlar Melis aşağıda verilen 1. satırdaki her kareye 20'den başlayıp 40'a kadar doğal sayıları yazıyor. 2. satırdaki her kareye ise 40'dan başlayıp 20'ye kadar olan doğal sayıları yazmış. Melis daha sonra her sütundaki sayı ikililerini inceliyor. Bu sayı ikililerinin aralarında asal olmadığını belirliyor. Buna göre kaç tane sütunda yazan sayılar aralarında asaldır diye sormuş. Burada dikkat edecek olsanız arkadaşlar bizim aslında neyimiz var? Burada 21-39 aralarında asal değil, 23-37 aralarında asal. Bunu devam ettirirseniz arkadaşlar burada 29'da arkadaşlar bizim 31 aralarında asal olur. Aynı zamanda arkadaşlar burada 31 ile aynı zamanda 29 aralarında asal olur. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunun tam tersi de olabilir. Çünkü 37 ile arkadaşlar 23'te aralarında asaldır şeklinde söyleyebiliriz. Toplamda o zaman bizim kaç tane aralarında asal vardır? İkili olarak 4 tane şeklinde söyleriz. Yani cevap Adana'dır. Evet, dördüncü sorumuza bakacak olursanız arkadaşlar bu dördüncü sorumuzda da demiş ki arkadaşlar aşağıda verilen özdeş kağıtlarla ilk kağıttan başlayarak her kağıtta bir üssü ifade olmak koşuluyla sırasıyla bu şekilde yazılmış. Yani 8 üzeri 0'dan başlamış,
16'nın 30. kuvvetine kadar gelmişim. 16'nın 30. kuvveti aslında 2'nin arkadaşlar 4. kuvvetinin 30. kuvveti. Yani bu 2 üzeri 120 yapar. Ben bunu tabanı 8 olacak şekilde nasıl düşünebilirim arkadaşlar? 2 üzeri 3'ün kaçıncı kuvveti? 40. kuvveti. Yani bu ne demek? 8 üzeri 40. Demek ki 0'dan başlayarak 40'a kadar gelmişim. Yani toplamda 41 tane sayım var. Ne istiyor? Ortadaki kağıtta yazan üst ifadenin değeri. Ortadaki kağıt şöyle düşünelim arkadaşlar. 8 üzeri 20'ye eşit olması gerekiyor. O zaman 8 üzeri 20 demek arkadaşlar 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti. Bu da eşittir 2 üzeri 60'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap ne çıkar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 5. sorumuzda arkadaşlar yukarıdaki karton şeridin demiş. Uzunluğu 5 üzeri 3 milimetredir demiş. Bu karton şeritlerden kaç tanesi ucuca eklenirse 125 üzeri 2 demiş. 125'in üstü ifade şekli 5 üzeri 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Yani burası 5 üzeri 6'ya eşittir. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Demek ki bunlardan eklenmesi demek kaç tanesi eklenirse 5 üzeri 6 olur diye söylemiş. O zaman 5 üzeri 3'ü neyle çarparsam 5 üzeri 3 olur? 5 üzeri 6 olur diye düşünebilirsiniz. O zaman 5 üzeri 6'yı arkadaşlar ne yaparsınız? 5 üzeri 3'e bölersiniz. O da 5 üzeri 3 olması gerekiyor. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 125, yani cevap bol şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 6. sorumuz aşağıdaki şemada 4 öğrencinin evlerinin okullarına olan uzaklıkları kilometre cinsinden verilmiş olduğu söylenmiş. Buna göre öğrenciler evi en yakın olandan en uzak olana doğru sıralandıktan baştan 3. sırada hangi öğrenci yer alır diye söylemiş. Burada arkadaşlar 10'un kuvvetlerini ne yapmamız lazım? Hepsini de eşitlememiz lazım. Mesela 10 üzeri eksi 2 de eşitlesem hepsini. Ben buraya o zaman ne yapacağım arkadaşlar? 3 birim sağa doğru kayacağım. 3 birim sağa doğru kayarsam 10 çarpımda arkadaşlar burası 10 üzeri eksi 2 yapar. Buradan aynı zamanda arkadaşlar ben 1 birim sağa doğru kaydığım zaman burası 18 çarpımda 10 üzeri eksi 2 yapar. Buradan arkadaşlar 2 birim sağa doğru kaydığım zaman burası arkadaşlar 25 çarpımda 10 üzeri eksi 2 yapar. Şimdi sıralamaya baktığımız zamanki durumda arkadaşlar bizden istenen şu. Diyor ki en yakın olandan, yani aslında ne istiyor arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. O yüzden küçükten büyüğe doğru sıralarsak baktığınız zaman arkadaşlar Caner birinci. Sonra arkadaşlar bizim kim gelmiş? Betül gelmiş ikinci. Sonra üçüncü arkadaşlar Aycan gelmiş. Sonra arkadaşlar dördüncü baktığınız zaman Doğukan gelmiş. O zaman bizden istenen arkadaşlar üçüncüyü istiyordu. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Aycan'a eşittir, yani cevap Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim 7. soruya. 7. soruda Ali, Merve, Canan ve Selim bir matematik oyunu oynuyorlar. Her biri okul numaralarını Karakök içerisinde birer karta yazıyor. Daha sonra kartlara yazdıkları Karaköklü ifadeleri sayı doğrusu üzerine yerleştiriyormuş. Bu dört arkadaş işlemleri doğru yaptıklarına göre hangisinin yerleştirdiği Karaköklü ifade diğerlerinden farklı tam sayılar arasında bulunur diye söylemiş. Şöyle yapabiliriz. Kök içerisinde 255 sayısı arkadaşlar. Baktığınız zaman burası bizim arkadaşlar 15 ile kaç arasında? 16 arasında diyebiliriz. 260, 256 ile, yani 16 ile arkadaşlar 17 arasında diyebiliriz. 265 de 16 ile 17 arasında diyebiliriz. Aynı şekilde 270 de arkadaşlar bizim 16 ile 17 arasında şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar baktığınız zaman hangisi farklı? Farklı tam sayılar arasında bulunur demiş. O zaman cevap Ali şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Adana şeklinde diyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 8. soruya. Mert bir geometri programında aşağıdaki görselde verilen dikdörtgeni oluşturmuştur diyor. Mert bir kenarının uzunluğu 12 kök 6 birim olan ve alanı 288 arkadaşlar birim kare olan bu dikdörtgenin içerisine çizilebilecek en büyük daireyi çizmiş ve bu dairenin tamamını sarıya boyamıştır diyor. Ben buraya arkadaşlar demek ki bir tane ne yapacağım arkadaşlar? En büyük daireyi çizeceğim. Yani dairemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir dairemiz olacak. Bu dairenin arkadaşlar çapı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şunun kısa kenarı kadar olması gerekiyor. O zaman ben 288'i ne yapacağım arkadaşlar? 12 kök 6'ya böleceğim. 12 kök 6'ya bölersem arkadaşlar şunlar birbirlerini götürürse burası arkadaşlar bizim 12 çarpımda 12 çarpımda 2 diye düşünün. Bu 12'ler gitti. Şu 12'yi de içeri attığım zamanki durumda 144 çarpımda 2 bölü arkadaşlar kök 6 diyelim. Kök 6 ile 144'ü sadeleştirdiğimiz zaman burası kök 24 yapar. Kök 24 çarpımda 2. Kök 24'ü de arkadaşlar 6 kere 4 24, yani 2 kök 6 dersem şuraya 2 kök 6 çarpımda 2 dersem o zaman burası 4 kök 6 yapar. Yani şu kenarımız aslında 4 kök 6'ya eşitmiş. Peki bunun yarıçapı o zaman 2 kök 6 yapar. Burası da 2 kök 6 yapar. Bizden istenen diyor ki son durumda diyor dikdörtgende sarı boyalı olmayan bölgenin alanı kaçtır? Yani şunun dışındaki arkadaşlar alanı soruyor bize. Önce şu dairenin alanını bulalım. Bu dairenin alanı arkadaşlar pi çarpımda r'nin karesi. Yani 3 çarpımda arkadaşlar 2 kök 6'nın karesi.
Ben bunu çarptığımız zamanki durumda arkadaşlar burası 24. 24 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar kaç yapar? 72 yapar. Demek ki bu dairenin alanı 72. Peki tüm alanımız 288'di. 288'den o zaman neyi çıkartacağız? 72'yi çıkartacağız. O da kaça eşittir arkadaşlar? 216 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Denizli'dir. Evet, gelelim 9. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda demiş görüldüğü gibi bir barajdaki su seviyesi kök içerisinde 800. Yani 400 çarpımda 2. Bu ne demektir arkadaşlar? Bizim 20 kök 2'ye eşittir. Demek ki şuranın uzunluğu arkadaşlar bizim 20 kök 2'ye eşitmiş yüksekliğimiz. Yağışların artmasıyla bu barajdaki su seviyesi arkadaşlar 1250 metre yükselmiştir. 625 çarpımda 2 şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani 25 kök 2 metre yükselmiş. Daha sonra havaların ısınmasıyla su seviyesi aynı barajda demiş. 450 yani 225 çarpımda 2 yani arkadaşlar 15 kök 2 metre alçalmıştır diyor. Şimdi o zaman buna göre son durumdaki barajdaki su seviyesi kaç metre olmuştur diyor. Şöyle yapalım. Öncelikli olarak arkadaşlar şu ikisini çıkartmamız lazım. Çünkü bu kadar yükselmiş, bu kadar alçalmış. O zaman 25 kök 2'den arkadaşlar ben 15 kök 2'yi çıkarttığım zaman arkadaşlar burası ne yapacak? 10 kök 2 kalacak. Demek ki 10 kök 2 kadar artış miktarı olmuş. O zaman 10 kök 2'yi ben buraya eklediğim zaman cevabımız kaç yapacak? 30 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız neye eşittir? Bolu'ya eşittir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, gelelim 10. soruya. Aşağıdaki görselde eş karelere ayrılmış bir zeminin üstten görünümü verilmiştir diyor. Bu zeminde sarı renkte aydınlatılan bölgenin alanı 18 birim karedir demiş. Buna göre zeminin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane karemiz var. 8 karenin alanı arkadaşlar bizim neye eşitmiş? 18'e eşitmiş. Bir karenin alanını bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? 18'i 8'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm arkadaşlar burası kaç yapar? 4. Demek ki buranın alanı 9 bölü 4. Peki ben bunun bir kenarını bulabilmek için kare kökünü aldığım zamanki durumda burası demek ki 3 bölü 2 yapar. Bakın şuradaki kenarımız 3 bölü 2. Bizden istenen neydi? Zeminin çevresi. Yani şuranın tamamını çevresi. Bunu bulabilmek için ne yapacağız? Hepsini sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burası, 10 da diğer taraf, toplamda 20 tane. O zaman 20 çarpımda 3 bölü 2. O da eşittir arkadaşlar. Bizim kaç yapar? 30 şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevap Adana şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 11. sorumuz arkadaşlar. Pi sayısı ve aynı zamanda altın oran yani fi sayısından bahsedilmiş. Buna göre pi ve fi sayısı ile ilgili aşağıdaki verilen yorumlardan hangisi doğrudur? Bu ikisi de arkadaşlar bizim nedir? İrrasyonel bir sayıdır. Her ikisi rasyonel sayıdır demiş. Demek ki bu yanlıştır. Her ikisi de gerçek sayıdır demiş arkadaşlar. Bu doğrudur. Çünkü aynı zamanda irrasyonel sayılar aynı zamanda bizim rasyonel gerçek sayılardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Bolu şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyelim. Evet, gelelim 12. soruya. Aşağıda demiş bir kuru yemişçinin Kasım ayındaki kuru yemiş satışının dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Sütun grafiğinde ise çekirdek satışının çeşidine göre miktarı verilmiştir diyor. Şimdi buraya baktığınız zaman buradan 90 kilogramlık, buradan da arkadaşlar 30 kilogramlık çekirdek satılmış. İkisinin toplamı kaç yapar? 120 kilogram. Demek ki burası arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 120 kilogram. Açılarını hesapladığınız zaman şuradaki açımız bizim kaç derece? 90 derece. Bizden istenen Kasım ayında bu kuru yemişçide toplam kaç kilogram kuru yemiş satılmıştır? Toplamda 360 olacağına göre 360'da arkadaşlar ne kadar diye soralım. 90'da arkadaşlar ne kadar satılmış? 120 kilogram satılmış. Yani bu bunun kaçta kaçı? 4'te 1'i. 4'te 1'i olduğuna göre o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu arkadaşlar 4 ile çarpacağız. O zaman 120'yi 4 ile çarparsak bizim eşittir kaç yapar? 480 şeklinde söyleyebiliriz. Cevabımız o zaman Bolu şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Evet, gelelim 13. sorumuza. Murat ile Gözde demiş 2000 parça yapboz alıp birlikte 3 günde tamamlıyorlar. Murat ile Gözde öncelikle demiş parçaları eşit sayıda paylaşıyorlar. Eşit sayıda dediğine göre demek ki Gözde 1000 tane parça almış. Murat da arkadaşlar bizim 1000 tane parça almış. Sonra diyor ki arkadaşlar gün sonunda yerine koyulan parça sayısının yüzdesi. Yerine koyulmayan parça sayısı. Ha, koyulmayanmış arkadaşlar, koyulan değil. Murat ve Gözde'nin 3 gün boyunca kaçar tane yapboz parçası yerine koydukları hesaplanıyor. Buna göre elde edilen verilerin sütun grafiği ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Demek ki 1000 tanesi olduğuna göre 125'i konulmamışsa
%75'i konulmamışsa %25'i konulmuştur. Bu da arkadaşlar ne yapar? 250 tane arkadaşlar ne yapmış demek ki koymuş buradan gözde. Buna baktığınız zaman %60'ı konulmamışsa %40'ı konulmuştur. O zaman buradan arkadaşlar Murat demek ki 400 tanesini koymuş. Günlere göre yerine konulan parça sayılar demiş. Demek ki gözde arkadaşlar baktığınız zaman 250, Murat arkadaşlar 400. Buradaki 250 300 demiş, bu gitti. Burada 300 demiş, 250 olacaktı, bu gitti. Burada arkadaşlar 400'e kaç demiş, 350 gitmiş, bu gitti. Bu doğru gözüküyor şu anda. Peki şeye bakalım arkadaşlar, devam edelim acaba gerçekten doğru mu diye. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar diyor ki %40'ı, %40'ı arkadaşlar yerine konulmamış, demek ki 160'ı konulmuş, demek ki buradan 600 tane konulmuş. 250'sini buradan koymuştu, demek ki 350 tane bugün de koymuş. Bakıyorum arkadaşlar gözle gerçekten 350 tane mi? Evet doğrudur. Aynı şekilde buna bakalım, %25'i yani %75'i konulmuş. 175'i demek 750'ye gelmesi lazım. 750 birinci gün 400 tane koymuştu. İkinci gün 400, toplamda 400, 750 olacağına göre 350 tane koymuş buradan da. Bunda da bakıyoruz ikisi aynı mı? Aynı. O zaman cevap bol şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bu 14. sorumuzda ise aşağıda demiş, daire grafiğinde bir müzik listesinde bulunan şarkıların türlerine göre dağılımı verilmiştir diyor. Bu listede bulunan pop türündeki şarkıların dillerine göre dağılımı ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir diyor. Dillerine göre şarkı sayıları arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 6 tane, burada arkadaşlar bizim 4 tane, burada arkadaşlar 3 tane, burada da arkadaşlar bizim 5 tane. Topladığınız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 18 tane. Demek ki pop şarkımız arkadaşlar bizim 18 tane. Peki %40, %24 ikisini topla 64. 100'den çıkar arkadaşlar %36'sı kalır. Demek ki burası %36'sı arkadaşlar bizim 18 taneymiş. Peki ben buradan arkadaşlar ne yapabilirim? Aslında diğer yüzdelikleri bulabilirim. Bakın 36'ya 18 gelmiş. Kaça bölünmüş hali? 2'ye bölünmüş hali. O zaman 24'ü 2'ye bölün, 12 tane gelecek rock'tan. Bu 40'ı 2'ye bölün arkadaşlar. Demek ki buraya 20 tane gelecek. Bizden istenen ne? Hip hop türünde şarkı olan şarkı sayısı rock türündeki olan şarkı sayısından kaç fazladır? Aradaki farkı soruyor. Aradaki farkımız kaça eşittir? 8'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 15. sorumuz arkadaşlar bir oyun için demiş. 10'dan 39'a kadar olan doğal sayılar sırasıyla aşağıdaki gibi özdeş birer karta yazılmış ve bu kartlar bir torbaya atılmıştır diyor. Buna göre bu torbadan rastgele seçilecek bir kartın üzerinde yazan doğal sayının rakamları çarpımının tek sayı olması olayına ait olası durum sayısı kaçtır? Demek ki çift sayı, demek ki arkadaşlar rakamlarımızın içerisinde çift sayı olmayacak. Yani 10 olamaz, 12 olamaz, çift sayılar mutlaka olamaz. Aynı şekilde burada arada 20 ile başlayan sayılar var. Yani 20, 21 ifadesi, 22 ifadesi, bunların hiçbiri olmayacak demektir. Çünkü 20 ile başlayan hiçbir ifadeyi kabul edemeyiz. Çünkü rakamların içerisinde 2 var. O zaman bunlar hangi sayılar olabilir arkadaşlar? 11 olabilir. Şuraya yazacak olursak, şuraya yazayım. 11 olabilir. Başka 13 olabilir. 15 olabilir. 17 olabilir. 19 olabilir. Şimdi 19'dan sonra 20'de hiçbir sayı kabul etmediğimden dolayı arkadaşlar direkt 30'a geçiyorum. 30 olamaz, 31 olur, 33 olur, 35 olur, 37 olur ve 39 olur. Toplamda arkadaşlar bizim kaç tane sayımız var? 10 tane sayımız var. O zaman cevap Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 16. soruda arkadaşlar bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin doğum günlerine, mevsimlerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre bu sınıftan rastgele bir öğrencinin seçilmesi olayında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi buraya baktığınız zaman kız öğrenci sayısı bizim 10 kişi. Erkek öğrenci sayısı arkadaşlar bizim 10 kişi. Şunları topladığımız zamanki durumda. Kız olma olasılığı erkek olma olasılığına eşittir demiş. Doğru. Sonbahar aylarında doğmuş olma olasılığı yaz aylarında doğmuş olma olasılığından daha fazladır demiş. Sonbaharda 3-3-6 kişi. Yaz aylarına baktığınız zaman arkadaşlar 4-1 kaç kişi? 5 kişi. Gerçekten fazla mıdır? Evet fazladır arkadaşlar. Doğrudur. İlkbahar aylarında doğmuş kız olma olasılığı, ilkbahar aylarında doğmuş kız olma olasılığı 2 tane. Sonbahar aylarında doğmuş erkek olma olasılığından, sonbahar aylarında erkek olma olasılığından fazladır, daha azdır demiş. Bakıyorum arkadaşlar, burada baktığınız zaman burası bizim arkadaşlar sonbaharda kaç kişi? 3 kişi. Evet gerçekten de bu da doğru. O zaman cevap neye eşittir? Denizli'ye eşittir şeklinde ne yaparız arkadaşlar söyleyebilirim. Evet, 17. sorumuza baktığınız zaman da arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Bir futbol takımının altyapı oyuncularının sahadaki konumları aşağıda görselde verilmiştir diyor. Teknik direktörü Vedat Bey bu oyunculardan rastgele birini seçip takım kaptanı yapıyor.
Takım kaptanının forma numarası ile ilgili aşağıda verilen olaylardan hangisi imkansızdır demiş. Rasyonel sayı hepsi rasyonel sayı arkadaşlar baktığınız zamanki durumda. Gerçek sayı hepsi gerçek sayıdır. Tam kare doğal sayı demiş arkadaşlar. Tam kare doğal sayılarımız 1 ve 9 var. Bu da var. Ama en küçük asal sayı demiş arkadaşlar. En küçük asal sayımız bizim kaçtır? 2'dir. 2 var mı aralarında? Yok. O zaman cevap imkansız olan hangisidir? Denizli şeklinde söyleyebilir. Evet, 18. sorumuza bakacak olursanız arkadaşlar burada da aşağıda verilen torbanın içerisinde kırmızı ve mavi bilyeler bulunmaktadır diyor. Bu torbanın içerisinde rastgele bir bilye seçilecektir. Seçilen bilyenin mavi olma olasılığı arkadaşlar bu bizim kaça eşittir? 0,8'e eşittir. Yani bu ne demektir? 8 bölü 10. 8 bölü 10 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar 4 bölü 5'e eşittir. Demek ki mavi olma olasılığı bizim 4 bölü 5. Buna göre bu torbadan rastgele seçilen bir bilyenin mavi olmama olasılığı o zaman İkisini toplamı bir tam yapması gerekiyordu. O zaman kaç eşittir? 1 bölü 5'e eşittir deriz. Çünkü 4 bölü 5 ile 1 bölü 5'i toplarsanız bir tam yapar. O zaman cevap Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet 19. sorumuz. Bir kağıdın üzerine aşağıdaki birinci durumda verildiği gibi gerçek sayılar yazılıyor. Bu sayılardan sırasıyla her aşamada bir tane silinip yerine farklı bir sayı yazılıyor. Kağıtta yazılı 3 durum için rastgele seçilen bir sayının rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçek sayı olması ile ilgili. Şimdi bunlara bakalım. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar burası 0,3 olarak çıkar. Burası 8 olarak çıkar. Burası arkadaşlar irrasyonel sayıdır. Demek ki burası irrasyonel sayı, burası rasyonel sayı, burası rasyonel sayı. Burası 0,3 olarak çıkar. Burası irrasyonel bir sayıdır. O zaman irrasyonel bir sayı, irrasyonel bir sayı. Burası rasyonel bir sayı. Peki burası arkadaşlar irrasyonel bir sayı, burası irrasyonel bir sayı, burası da irrasyonel bir sayı. Buna göre demiş birinci durumda rastgele seçilen bir sayının rasyonel sayı olma olasılığı 1 bölü 3'tür demiş. Bakıyorum arkadaşlar. Rasyonel sayı olma olasılığı 1 tane 2 tane var. O zaman burası 2 bölü 3 olması gerekirken 1 bölü 3'tür demiş. Bu yanlış. İkinci durumda rastgele seçilen bir sayının irrasyonel sayı olma olasılığı. İrrasyonel sayı olması 2 bölü 3'tür demiş. Evet gerçekten 2 tane irrasyonelimiz var. Bu doğru. Peki üçüncü durumda rastgele seçilen bir sayının gerçek sayı olma olasılığı 1 tamdır demiş. Bunların hepsi gerçek bir sayıdır. Demek ki bu da doğru. Cevabımız o zaman 2 ve 3. Yani cevap Ceyhan şeklinde söyleriz. Evet 20. sorumuzda insanların tansiyonu demiş. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon olmak üzere iki sayı ile ifade edilmektedir demiş. Şimdi burada birincisi büyük tansiyon, ikincisi küçük tansiyonu ifade ediyormuş. Ne diyor? Fatma Hanım diyor, gün boyunca belirli saatlerde tansiyonunu ölçtürüyor. Elde edilen verilerle aşağıdaki çizgi grafiği oluşturuluyor. Yetişkin bir insanın tansiyonunun normal olduğu değerler aşağıdaki şekildedir diyor. 90 ile 120 arasında 90 ile 120 dahil normalmış. Küçük tansiyon ise 60 ile 90 arasında 60 dahil normalmiş. Tabloda verilen saatlerde ölçülen 10 değerden rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen değerin normal olma olasılığı 100'e kaçtır? Bir bakalım. Buraya baktığınız zaman 90 ile 120 arasında olması gerekiyordu. Burası 100. Demek ki burası normal. Burası normal. Arkadaşlar burası normal değil. Burası bakıyoruz arkadaşlar normal değil. Şurasına baktığınız zaman arkadaşlar 110'u vermiş. 120 arasında da demek ki burası normal. Şuna bakalım peki burası normal midir? 60 ile 90 arasında olması lazım küçük tansiyonun. Burası normal. Aynı zamanda şurası normal. Burası arkadaşlar 100 demiş normal değil. Burasına baktığınız zaman 80 normal. Burasına baktığınız zaman 70 normal. Şimdi baktığınız zaman diyor ki arkadaşlar değerlerin normal olma olasılığı %'e kaçtır? Toplamda 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane değerimiz var. Bu 10 tane değerden 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. 7 tanesi normal. O zaman bunu 100 olarak ne yapabiliriz? 170 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Denizli şeklinde ne yaparız arkadaşlar? Söyleyebiliriz.